başlıyorum. 29 Kasım 2015. Evet. Pazar günü. Evet. Bir arkadaşla tanıştık. Kendisi müşterilere bir horoz kesi verdi ama horoz nasıl horoz? Kardeş bir bak bakalım. Köy horozu. Evet. Bakın şimdi iyi bakın. Ve sakın aldanmayın sayın market tavukçular, market üreticilerinden tavuk alanlar, piliç alanlar. Gördüğünüz gibi şu sarılığı gördünüz değil mi? Orijinal köy tavuklarında böyle olur. Market piliçleri nasıl olur? Bembeyaz. Sabun gibi. Anlat bakalım Ayhan Usta, nasıl oluyor bu işler? Neden? Sen de bir görüşlerinizi alalım. Şöyle dön, şöyle. Ben tüketiciyim. Tüketici. Tüketici oldum. Güneşe dön, güneşe. Anlat şimdi. Yani bunun özellikle köy tavuğunun özellikleri ne, nasıl, ne, nasıl beslenmiş bu, geçmişini bir anlat bakalım. Orijinal. Tüketici olduğum için şey anlatmak gerekiyor, şeyini, üreten anlatacak. Ben tüketici nasıl anlatayım bunu, ne bileyim. Anlat. Bir anlatman lazım işte bir şeyler. Köy tavuğunun. Köy tavuğunun eti biçtikten sonra siyah olur. Evet. Fenli tavuk sarı olur veya beyaz olur. Bembeyaz olur. Köy tavuğu mısır, buğday, arpa ile beslenen tavuk. Veya doğada beslenen tavuk. Akrep, böcek, doğada yılan. Değil, doğada diye bir şey yok. Köy tavuğu ayrı, her tavuk doğada beslenir. Sağlıktan sonra. Her tavuk ama beslenebilir. Özelliği cinsi köy genetik olarak. Gerekir. Genetik olarak köy tavuğu olması gerekir. Ve işte gördüğünüz gibi sayın izleyiciler. Sapsarı yağ olması gerekir. Evet. Bu doğal yağ. Bu doğal olduğu, sapsarı olduğundan. Evet. Fenli yem olsaydı bunda yağ olmazdı. Evet. Fenli yem olsaydı. Bunda böyle yağ olmazdı. Nasıl olurdu? Bembeyaz olurdu. Bembeyaz olurdu. Evet. Bembeyaz fenli olurdu. Yemle de evet. Beslenmesin sayın izleyiciler tavuklar. Gördüğünüz gibi. Teşekkür ederim. Siz sünger yiyorsunuz. Aynen. Hadi görüşürüz. Teşekkürler Ayhan Bey. Evet.